Bu tabii ki benim için çok büyük bir onur. Hem ülkemi temsil etmek şerefine nail oldum. Hem de kendi çalışma alanımda dünya birincisi oldum. Bu gerçekten beni şu ana kadar yaptığım çalışmaların belki de gerçekten hastalara yardımcı olması konusunda daha da motive ediyor. Ve hepinizin de bildiği gibi bu ödüle seçilirken bir de halk oylaması vardı. Buradan da sizin aracılığınıza tekrardan bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ben aslında bu projeyi 2014 senesinden beri çalışıyorum. Stanford Üniversitesi'nde ilk başta doktora sonrası araştırmalarım üzerine bu projede çalışmaya başlamıştım. Şimdi de kendi laboratuvarımda bu konu üzerine yoğunlaşıyorum. Yaptığımız daha önce de CNN Türk'te de yayınladığınız üzere bir manyetik çip üzerine çalışıyoruz. Bu yaptığımız alet de kanı çok kolay bir şekilde değişik hücre hatlarına ayırabiliyor. Böylelikle de çok nadir görülebilen kanser hastalarında görülen kanda dolaşıp metastaza sebebiyet verebilen kanserli hücreleri 20 dakikadan kısa bir sürede hem görüntüleyebiliyoruz. Son 2 seneden beri yaptığımız çalışmalarla da bu hücreleri gördüğümüzde de kandan bunları çok kolayca ayrıştırabildiğimizi gösterdik. Böylelikle de kandaki kanser hücrelerine biyopsi gibi ağrılı yöntemlere gerek kalmadan hastaların sadece kan örneğiyle görüntüleyebiliyoruz. Şimdi de yaptığımız bu çalışmalar sırasında bu kandaki hücreler kanda dolaşırken nasıl mutasyonlara uğruyor, kanser nasıl ilerliyor bunları çok kolay bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tabii ki bu teknoloji üzerine çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yeni bir tıbbi teknoloji geliştirdiğiniz zaman çok fazla klinik çalışmalarla, çok fazla örnekle, hastalardan gelen örnekle test etmeniz lazım. Buradan da bu mesajı vermek istiyorum. Şu anda biz klinik çalışmalarımızda bu testi geliştiriyoruz. Ve 5-10 sene içerisindeki hayalim gerçekten doktorların da bunu klinikte rutin bir şekilde onaylayabileceği, kullanabileceği bir test haline getirmek. Tabii ki benim başarımın arkasındaki en büyük görünmeyen kahramanlar ailem. Çünkü beni tüm eğitim hayatım boyunca desteklediler. Beni mesela genetik okumuştum. Türkiye'de genetik okursan işsiz kalırsın diye çok fazla tepki almıştım. Ama gerçekten hayal ettiğim meslek buydu. Bu mesleği, bilimi yapmamda beni destekledikleri için tekrardan aileme teşekkür ederim. Ve gerçekten yurt dışında yaşamama rağmen her zaman bir telefon kadar uzağımdalar. Ve hem ailem, hem annem, babam, abim, hem teyzelerim, kuzenlerim, halam her zaman beni burada yalnız bırakmıyorlar. Onlara tekrardan sizin aracılığınıza çok teşekkür ederim. Benim yolumdan gitmek isteyen, bilimle uğraşmak isteyen gençlere en büyük tavsiyem kendi ilgilerini çeken alanları bulmaları ve hayallerinin peşinden koşmaları. Şimdi benim belki haberlerimi görüp ne kadar başarılı olmuş diye düşünebilirler ama her başarının arkasında aslında görünmeyen çok fazla başarısızlık hikayesi de var. Belki benim hakkımda anlatılmayan, yakın çevremin bildiği. O yüzden en büyük mesajım genç arkadaşlara pes etmemeleri ve hayallerinin peşlerinden koşmaları ve tabii ki çok çalışmaları.